Herkese merhaba. Şimdiki videomuzda ise size Türkiye'nin en güzel yerlerinden birinden bahsedeceğim. Burası dünyadaki herkes tarafından aşağı yukarı tanınan, birçok yerde fotoğrafları paylaşılan, yazılara paylaşılan bir nokta Pamukkale. Pamukkale'ye aslında gidişim çok farklı oldu. Ben evden İzmir'e gideceğim diye yola çıkmıştım. Ama İzmir'de yanına gideceğim arkadaşım o gün müsait olmadığı için ben Erde'ye gitmiştim. Çünkü otostop çektiğim araç oraya gidiyordu. Erdek'ten sonra da tekrar otostop çektim ve İzmir'e gidecekken arkadaşım bu sefer başka bir yere gittiğini öğrenince otostop çektiğim araba nereye gidiyorsa oraya gitmeye karar verdim. Araba da Antalya'ya gidiyordu. Antalya'ya giderken de yolumun üzerinde benim görmediğim nereler var diye baktım ve epeydir merak ettim ama bir türlü gitme fırsatı bulamadım. Pamukkale'yi gördüm. Dedim ki otostop çektiğim kişiye, abi ben de seninle geliyorum ve Denizli'ye gidiyoruz. Bu yolculuk da bu şekilde başladı ve devam etti. Daha sonrasında ben kalacak yer dahi yine ayarlamamıştım. Nerede kalacağımı bilmiyordum. Elbet bir yer bulur ve çadırımı kurarım, kamp yaparım diye planlıyordum. Ardından Denizli'ye gittiğimi Instagram sayfamda paylaştıktan sonra o anda aslında Amerika'da çalışıyor olan bir arkadaşım ailesinin evinin müsait olduğunu ve gidip onlarla kalabileceğimi söylemişti. Benim de gece kalacak yerim bu şekilde hallolmuştu. Otostop çektiğim arabayla Pamukkale'ye en yakın noktaya geldiğimizde ben arabadan indim ve tekrar otostop çekmeye başladım. Bu sefer de 3 çocuklu çok tatlı bir aile aldı beni. Kendileri Aydın'ın bir köyünde yaşıyorlar aslında. Abi böyle çok eserekli bir insan. Aklına geleni yapıyor ve o anda bir anda demiş ki ailesine, hadi toparlanın gezmeye gidiyoruz. Nereye gidiyoruz belli değil. Hadi çıkıyoruz diye. En son yoldayken onlar da Denizli'ye gitmeye karar veriyorlar. Aynı benim gibi. Birlikte tam Denizli'deki Pamukkale kavşağında denk geliyoruz. Ben otostop çekiyorum. Onlar da beni arabasını alıyor. Üç güzel çocukla birlikte biz Pamukkale'ye gidiyoruz. Kaleye geldik. Şöyle çok değişik bir arazi. Hiç böyle beklemiyordum. Bir kuyruk var. Bu dağ karşısında komple kuyruk. Sanki böyle kavimler göçü var. Bir saat falan çıkacağız. Kişi başı giriş 35 lira. Ardından sıraya giriyoruz tabii. Pamukkale'ye gezmeye başlıyoruz. Telefonumun da arka kamerası bozuk olduğu için bütün fotoğraflarımı aslında onlar çekti. Sadece ben selfie fotoğraflarımı çekebildim. Onlar sayesinde öncelikle Pamukkale'ye gezdik. Harika bir noktaydı. Güneş batmak üzereydi. Akşama doğru gezdik epey. Ama ben aslında görmek istediğim yer bir de Hierapolis'ti. Pamukkale şöyle bir yer. Bir tarafı travertenlerden oluşan, bir tarafı da çok büyük bir antik kent olan Hierapolis'ten oluşuyor. Birçok insan Pamukkale'yi sadece travertenlerden ibaret sanıyor. Ama aslında orası çok büyük bir tarihi yaşam alanı. O yüzden bu bir bütün. Ben de o günkü vaktim yetmeyeceği için Hierapolis'i bir sonraki gün erteledim. Ve arkadaşımın ailesinin yanına kalmaya gittim. Ertesi sabah ise beni diğer akşamda misafir etmek isteyen başka bir arkadaşımla tanıştım. Onun adı da Mehmet Akif Rüzgar. Ama ben ona Rüzgar diyorum sadece. Soyadına hitap ediyorum. Daha sonrasında biz Mehmet Akif'le otostop çekerek öncelikle Laodikya'ya gittik. Laodikya, Hristiyanlığın Batı Anadolu'daki 7 kutsal kilisesinden biri. Ama burası Pamukkale ve Hierapolis'in yanında çok da önemli görünmediği için pek de ziyaret edilmiyor. Oysa Hristiyanlar için de bizim için de inanılmaz bir kültürel miras. Ve ben öncelikle buraya gitmek istedim söyledim. Otostop çekerek oraya gittik. Neredeyse hiç kimse yoktu içeriği biz gezerken. Birkaç insan görmüştük sadece. Orada da Laodikya'nın bulunduğu yerde aslında Hierapolis'in tam karşısı. Karşıda bir dağ var. O dağın üstü Pamukkale. Bu dağın üstü, bu tepenin üstü de Laodikya. Aslında karşılıklı komşu tepelerin kentleri bunlar. Laodikya'da çok güzel sütunlar var. İnanılmaz derece sütunlar dizili bulvarında ve antik tiyatrosu da nispeten hala belirgin bir şekilde duruyor. Ama tiyatronun iskelesi hala yok. Hristiyanlığın bu en önemli 7 kilisesinden biri olan Laodike kentini arkamızda bırakıp tekrar yola çıktık. Bu sefer de gideceğimiz nokta Hierapolis. Biz tekrar otostop çektik ve en sonunda Pamukkale'ye giden birileri aldı bizi. Öncelikle Hierapolis gezdik. Çok güzeldi. İlk nekropol alanı, böyle mezarlıkların bulunduğu alandan geçiyorsunuz. Ardından içeriye doğru devam Evet, Akif'le şeye geldik. Hierapolis'e, Pamukkale'ye. Dün tam gezememiştim. Pamukkale'nin sadece onun yerini gezdik. Şimdi birazcık daha tarih göreceğiz. Yardıran. Şu anda Hierapolis kabristanındayız. Burası kralların takıldığı yer. Bilince buraları gömmüşler. Her yer rahiplerle dolu.
Güzel mezar odaları var. Bu arada Pamukkale'nin iki girişi var. Birincisi yukarıdaki Hierapolis girişi, ikincisi de travertenlerin olduğu girişi. Arka tarafta da aslında bir giriş daha var ama oraya daha çok turlar geliyor ve oradan insanları indiriyorlar. O yüzden orasını çok da fazla anlatmama gerek yok. Hierapolis çok geniş bir alana yayılmış bir antik kent. Bir dağın yamacı, travertenlerin üstü tamamen bu şekilde ve dağlardan gelen sular bu bölgelerde birikiyor ve inanılmaz güzellikler oluşturuyor. Bu kentin de nüfusu inanılmaz yüksek. O yüzden çok büyük bir tiyatrosu vardı. Hatta Türkiye'de Aspendos dışında kendisi en fazla ayakta duran tiyatrolardan biri burasıydı. Gördüklerim arasında da en güzel manzarası olan tabii ki de Hierapolis'in antik tiyatrosuydu. Fotoğrafta gördüğünüz gibi orada güneşi batırmak cidden çok ayrıcalıklı bir durumdu benim için. Antik tiyatrodan çıktıktan sonra hemen aşağıdaki tarihi alanları gezmeye başladık. Hierapolis'in içerisinde oradan çıkarılmış parçaların sergilendiği müzeler de bulunuyor. Orayı da gezdikten sonra Hierapolis'in en ilginç ve en güzel yerlerinden biri olan Kleopatra Havuzu'na geçtik. Kleopatra Havuzu şöyle bir şey. Arkadaşlar burası antik havuz. Yüzmek ücretli tabi. İçeride böyle antik eserler var. Çok güzel. Dağın tam o bulunduğu bölgeden bir tane kaynak çıkıyor. Ve bu kaynaktan gelen su toprağa böyle kumları fokurdatarak bir havuz oluşturuyor. Bunun içine bulunan yerlerde çevresinde sütunlarla örülü bir alan varmış. Tabii bu zamanında yaşanan olaylardan dolayı da yıkılıyor ama havuz olduğu yerde duruyor ve bu su yüzyıllardır hala akmaya devam ediyor. Mükemmel bir mavinin içerisinde insanların aynı zamanda yüzme izni de var. Bu tabii belli bir ücret karşılığında o havuzda da yüzebiliyorsunuz. Havuzun manzarası ise gerçekten çok güzel. Suyun renginde görüyorsunuzdur zaten. Oraya gittiğinizde vaktiniz varsa eğer mutlaka yapmanızı öneririm. Bizim vaktimiz yoktu. O yüzden giremedik ve sadece görmekle yetindik. Gördükten sonra da en son artık böyle güneşin tamamen dibine yaklaşırken de bir kez daha Pamukkale'nin travertenlerinin içinden geçerek de ana yola indik. Çünkü oradan otostop çekip geriye Denizli merkeze gidecektik. Hierapolis ve Pamukkale gezimiz bu şekildeydi. Akşamda da Denizli'yi gezmeye karar verdik. Orada da çok güzel yerler vardı. Denizli'nin merkezinde ilk olarak gittiğim yerde tabii ki de horoz heykelinin bulunduğu yer. Denizli horozuyla meşhur biliyorsunuz. O yüzden ben de direkt gidip onun önünde fotoğraf çekildim. Onun önünde fotoğraf çekildikten sonra rüzgar bana çok ilginç bir hikaye anlattı. Aslında bu bir gerçek hikaye de değil. Denizliler birbiriyle buluşacağı zaman buluşma noktası olarak şöyle bir terim kullanıyorlar. Taşak altı. Hiç duymuş muydunuz bilmiyorum ama şu onun hikayesi de şuradan geliyor. Orada bir Atatürk heykeli var ve Atatürk bir ata biniyor. Atın heykelinde hayaları da var. Ve insanlar bunu bilip bir komediye dönüşüyor. Ve insanlar buluşacağı zaman orada taşak altında buluşalım diyorlar birbirlerine. O yüzden bu hikaye buradan geliyor. Ama şöyle de ilginçleşiyor. Bu birazcık ayıp karşılanmaya başladıktan sonra bu atın hayaları alınmaya karar veriyor. Alındıktan sonra da şehirde inanılmaz bir huzursuzluk ortaya çıkıyor. Çünkü diyorlar ki bizim atamız dişi ata binmez. O yüzden bunun geri yapılması gerekiyor diye. En sonunda şehirde karar veriliyor ve tekrar geriye yapılıyor bunlar. Ve bu taşak altında buluşma hikayesi de buradan geliyor. Sonrasında biz dondurmalı irmik helvası yemeye gittik. Türkiye'nin birçok yerinde artık bugün görebildiğimiz Hacı Şerif'in ilk başladığı yerlerden biri de Denizli. Rüzgar'ın da bir arkadaşı orada çalıştığı için birazcık tabii promosyonlu bir şekilde helvadan yedik. Çok güzeldi. Ben ilk defa hayatımda oradaydım. Orada yedikten sonra da denk geldim her yerde yemeye çalıştım. Çünkü böyle bir servis usulü yok ve çok hoşuma gitmişti. Helvanın içinde dondurma var. Ama artık şu anda Türkiye'nin birçok yerinde de var bu. Gençler şimdi Hacı Şerif'e geldik. Burada dondurmalı irmik helvası var. Bu da bornozlu horoz. Buna burada bornoz festivali oluyormuş. Donla bornozu giyip yola çıkıyormuşsun. Efkarlı gençler de şurada ilerletin. Helvamızı yedikten sonra da Rüzgar'ın arkadaşlarıyla buluşmaya gittik. Orada da bir zafer gazozu içtik ve Denizli'den bana da böyle güzel bir hikaye kaldı. Bir gün olur da yolunuz düşerse Denizli'de mutlaka bunları yapmanızı öneririm. Ayrıca bonus olarak bir öneri daha var. O da eğer Hierapolis ve Pamukkale'ye gezmeye gidecekseniz mutlaka müze kartınız olsun. Çünkü giriş ücretiyle zaten müze kart aynı fiyatta. O yüzden bir müze kart alırsanız çevredeki birçok yeri de defalarca kez gezebilirsiniz. Bu da size bonus önerim olsun. Bu videoyu eğer sevdiyseniz beğenip yorum yapmayı lütfen unutmayın.
Umarım megabaytınız boşa gitmemiştir. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Güle güle.